Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Traversal projemizin 76. dersiyle beraberiz. Bakalım kaç dakika sürecek bu dersimiz. Şimdi Unit of Work diyeceğiz. Tek derste bitirmeye çalışacağım bir içerik. Geçtiğimiz derste en son biz Mediator'da mı kalmıştık? Bir saniye. Aynen Mediator'da kalmışız. Mediatörün son iki kısmını yapmamışız. Önce onları tamamlayalım, sonra Unit of Work desek. Önce Unit of Work yapalım, sonra bunları tamamlayalım, olur mu? Önce bir Unit of Work diyelim, sonra şu iki konu başlığında tamamlayıp Mediator olayını da kapatacağım. Şimdi bu derste Unit of Work'e giriş yapıyor olacağım. Mediatör'de anladığınızı düşünüyorum artık. Şimdi Unit of Work'te olay şu. Bizim Save Changes işlemini ayrı bir sınıf ve metot üzerinde tutacağımız bir yapısı var Unit of Work'ün. Şimdi biz bu proje içerisinde şu ana kadar 3 tane design pattern kullandık. Repository design pattern, CQRS ve bir de Mediator'u da sayarsanız hani 3 diyebilirim. Unit of Work ile beraber bu da 4'e çıkıyor olacak. Şimdi Unit of Work'ün çalışma prensibi şöyle. Hemen kısaca bahsedeyim size. Mesela burası 1 olsun. Burası da şurası da ikinci kutucuğumuz olsun. Nedir bu kutucuklar? Mesela şunlar olsun. Geldim buraya. Ben iki tane isim yazıyorum. Örnek veriyorum işte. Birinci isim Merve Yıldırım olsun. Merve Yıldırım'ın işte bir hesap numarası var. Hesap numarası 2 nokta üstü 25 65 32. Mesela böyle bir hesap numarası ve bir bakiyesi var. Örneğin bakiyesi de ne kadar olsun? 2 nokta üst üste dedim. Mesela bakiyesi 25.000 Türk lirası olsun. Ve hangi banka? Mesela Ziraat Bankası, işte Fulya Şubesi. Fulya. Tamam mı? Bu şekilde. Bu Merve Yıldırım'ın bilgilerini tutan bir kartı. Şimdi burada da başka biri olsun. Mesela kim olsun? Ezgi Öztürk olsun. İşte Ezgi Öztürk'ün bir hesap numarası olacak. Hesap numarası ne olsun? İşte 36 87 45 olsun. Ezgi Öztürk'ün de bir bakiyesi olsun. Şöyle bakiye 2 nokta üstü. Ezgi'nin de hesabında 10.000 TL'si olsun. Sonra işte burası da Ziraat Bankası. Mesela neresi olsun işte Sefaköy şubesi olsun. Şimdi iki tane tanımlama gerçekleştirmiş oldum. Güzel. Şimdi benim burada yapmak istediğim başka bir şey var. Şöyle ki şunu tekrar seçtim. Bir saniye rengi de değiştirdim şöyle. Şimdi bakın şurada ben bir işlem gerçekleştirmek istiyorum. Bu benim işlemlerini tutacak olan çerçevem olsun. Şöyle bir yazalım. Burada çok belli değil. Başka bir renk. Siyaha geçelim şöyle. Tamamdır. Şimdi benim yapmak istediğim şey şu. Merve Yıldırım Ezgi Öztürk'e para göndersin. Şimdi Merve'nin başlangıçta. Şimdi Merve Ezgi'ye para göndersin. Tutar. Şimdi bir tutar olması gerekiyor. Mesela Merve Ezgi'ye ne kadar gönderiyor? Diyelim ki 4.500 TL gönderiyor. Tamam mı? 4.500 TL göndermesi gerekiyor. Merve'nin mevcut bakiyesinde ne kadar parası var? 25.000 TL parası var. Yeni tutarı ne olacak? Yeni tutarı işte 25.000 eksi 4.500 olacak. Yeni tutar 2 nokta üst üste 20.000 20.500 olacak. Şimdi Merve'nin hesabına bu kadar kalması gerekiyor. Sonra değişiklikleri kaydet. Şimdi buraya kadar bir problem yok. Değişiklikler kaydedildi. Sonra alıcı hesabı. Alıcı hesabı kim? İşte Ezgi'nin hesap numarası. Neydi alıcı hesap numarası? 36 87 45. Bu hesaba gidecek. Tutar. Ne kadar gidecek bu hesaba arkadaşlar? Bu hesaba sen diyeceğim 4.500 TL para gönder. Tamam, bunda da bir problem yok. Ardından tam bu hesaba para gönderilecekken şöyle bir şey olduğunu varsayalım. Şurada çat dedi. Şöyle yapalım bir dakika. Şurada çat dedi. Elektrik gitti. Ya da başka bir şey oldu ve internet gitti ve sistem durdu. Şimdi sistem koptuktan sonra Merve'nin hesabında 4.500 değil, şu anda 20.500 TL para var. Ezgi'nin hesabında ise hala 10.000 TL para var. Yani şuradan gelmesi gereken 4.500 TL ne oldu? Gelmedi. Bu kimseye ulaşmadı. Peki 4.500 TL nerede? Uzay boşluğunda gibi sürükleniyor. Ama yok.
Yani ne Merve'nin hesabında ne de Ezgi'nin hesabında. Nerede olduğu bilinmiyor. İşte unit of work devreye burada giriyor. Bu olay transaction olarak açıklanıyor. Transaction'da da olayımız şu. Hani şurada tanımlamış olduğum, bakın şurada tanımlamış olduğum değişiklikleri kaydet var ya. Bunu al. Bunu al şöyle. Çok pardon, şunu seçtim. Bunu al. Bütün işlemler bittikten sonra gerçekleştir. Yani bu değişiklikleri kaydetme olayı, değişikliklerin kaydedilmesi olayı her bir işlemden sonra değil, işlemlerin tamamı bittikten sonra gerçekleşsin. İşte biz böyle bir senaryoyla çalışıyor olacağız. Şimdi burada bizim memberlarımızın veya işte rehberlerimizin veya firmanın tablosu olsun. Bu tabloda işte account tablosu olsun ve account'ta birbirlerine şey yapalım. Para gönderme işlemi gerçekleştirelim. Senaryonun bir tık dışına çıkacağız belki, evet. Ama daha böyle uygun anlatılabilecek bir örnek bizim senaryomuzda pek yok. Olabilecek en güzel örnek Unit of Work'te zaten genellikle tercih eden örnektir bu. Bir banka uygulaması üzerinden anlatmak. Biz de bunun üzerinde ilerlemek istedik. Şimdi entity katmanına geldim. Concrete'e geldim. Sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Bir yeni class oluşturacağım önce. Class'ımın ismi Account Class olsun. Şimdi Account Class'ında oluşsun. Şöyle bir şeye bakabilir miyim? Aslında key ataması yapmışız da zaten içinde ID ifadesi geçtiği için key'e de çok ihtiyaç olmayacak. Şunu geldim. Kopyaladım. Prop tap tap. Public int bize ne lazım? Bir account ID lazım. Bu bir. Prop tap tap. Public int. Şimdi bize bir tane parayı gönderen kişinin ID'sinden sonra bize ne lazım? Bize bunun adı soyadı gelsin. Yani account. Burada şey yapmayacağım. Belki bir process detail tablosu da dönülebilir de. Ben burada public string bu account'un public string bu account'un sahibi yani name olsun. Hani Ezgi Öztürk, Merve Yıldırım falan şeklinde. Prop tapta public desimal bir de bize bir amount dönsün buradan. Amount ile de olayımız şu. Bu kişinin hesabında ne kadar para var? Bunu görüntülemek istiyoruz. Tamam mı? Yani bakiye. Pardon, özür dilerim. Amount değil, balance. Amount miktar olur ve balance bu şekilde. İstiyorsanız bir process detail da koyup hani kim kime ne zaman ne kadar para gönderdi falan onları da görüntüleyebilirsiniz. Ben şimdilik ona girmeyeceğim. Bana şu an sadece burası lazım. Güzel, bunu yaptık. Package Manager konsolu açtım. Ardından şimdi bunu data access'i de yazdıktan sonra şöyle kontekste geldim. Data access'te Ctrl D ile bunu aşağı aldım. Sen diyeceğim account sınıfını şöyle account olarak çağır. Güzel. Şimdi konteksti kapattım. Kapattıktan sonra geldim. Şurayı bir burada PM'de clear komutu işe yarıyor mu? Tamam, yarıyormuş. Güzel. Geldim, data access seçtim. Data access dedikten sonra diyeceğim ki entire migration boşluk create alt tire account alt tire entity olsun. Account entity'si oluşturacağımız migration'ımız. Enter dedim. Enter dedikten sonra bu yıl işim başladı. Bir gelsin bakalım nasıl olacak, beraber görelim. Bekliyorum gelmesini. Tamamdır. Geldi. Account tablosu hazır yansımak için. Update ile database dedim. Enter'a bastım. Ve veri tabanımıza gidelim. Şöyle. Traversal ile çalışıyoruz. Nerede Traversal? Burada. Kurumsal eğitimlerimin yoğunluğu sebebiyle burada birçok örnek tablo oluşuyor. Yani çok fazla tablo var. Bakın accounts geldi. Eğitimler bittikten sonra bilgisayarı bir formatlamanın zamanı gelmiş. Şimdi bakın accounts geldi. Zaten Visual Studio'da bir problem gözükmüyor. Güzel, başarılı bir şekilde uyguladık. Şurayı artık kapatabilirim. Şimdi accounts'a örnek veri girişleri yapalım. Mesela Ezgi Öztürk dedim. Ezgi Öztürk'ün bakiyesi 10.000 olsun şöyle. Alta indim. Sonra Merve Yıldırım. Merve'nin hesabı 25.000 olsun. Ve Samet Çınarlı olsun. Samet'in hesabında da 30.000 TL olsun. Tamamdır. 3 tane benim burada account'um var. Çok güzel.
Buraya kadar bir problem yok. Şimdi önce abstract tarafına geliyorum. Hemen ekle dedim. Bir yeni item ekleyeceğim. Bu item'ın bir interface olacak ve bu tanımlayacağım interface de şöyle tanımlanıyor olacak. Senin ismin I account dal. Account için bir tane dal değeri oluşturdum ve public dedim. Çok güzel. Buraya kadar bir problem yok. Şimdi public dedikten sonra iki nokta üstte sen nereden miras alacaksın? I generic daldan miras alacaksın. Kim için miras alacaksın sen burada? Sen burada account sınıfı için miras alacaksın. Kontrol nokta dedim. Kontrol nokta dedikten sonra entity layer concrete'i buranın içerisine dahil etmiş oldum. Çok güzel. Buraya kadar bir problem yok. I account dal, I generic daldan miras almış oldum. Şimdi ben burada kendi repository'imi bozmayacağım. Çünkü constructor'dan geçeceğim. Constructor'dan geçersem ne demek istediğimi göreceksiniz. Diğer entity framework'ların tamamı bozulacak. Şöyle yapacağım. Aslında I generic daldan değil de burada da ayrıca bir unit of work için yeni bir generic yapı oluşturulamaz mı? Oluşturulur aslında. Şöyle yapalım. Bir tane daha oluştur. Mesela I generic unit of work dal olsun. Unit of UOV dal. Yani bu unit of work'ün generic yapısını ben başka bir şeyin içinde tutmak istedim. Şöyle. Şimdi I generic unit of work dal dedim. Sadece bir T alacaksın ve ver. Bu T 2 nokta üstte bir class'a ait bütün özellikleri üzerinde barındırmalı. Ardından ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın I generic unit of work daldan. I generic dala geldim. Yani projenin mevcut yapısını bozmak istemediğim için böyle bir şey kullanıyorum. Şunları geldim olduğu gibi kopyaladım. Bu kopyaladığım değerleri geldim buraya yapıştırdım. Buraya kadar hiçbir problem yok. Şimdi buna ek olarak ben burada bir tane daha metot tanımlayacağım. Bu tanımlayacağım metodum şöyle kontrol nokta diyelim. Gerçi bunların hiçbirini kullanmayacağım. Yani unit of work dalda benim kullanacağım kısım aslında sadece insert olacak. Ondan sonra eğer ihtiyaç olursa delete update olacak. Şunların hiçbiri olmayacak. Bunlara gerek yok. Şimdi hatta delete de kullanmayacağız. Yani sadece insert, update, bir de void multi update diye bir seçenek var. Multi update'te ben bir tane liste oluşturacağım. Küçüktür sembolümü açtım. Bir t değeri gönderiyorum ve t parametresi aldım. Burada da olayım şu. Aynı anda birden fazla kaydı güncelleyebileceğim. Multi update metodum sayesinde. Şimdi I account dala geldim. Diyeceğim ki sen I generic daldan gitme. I generic unit of work daldan git. Güzel. Burayı da almış olduk. Hiçbir problem gözükmüyor. Devam ediyorum. Sonra repository'e geldim. Sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Bir yeni class tanımlayacağım burada. İsmi generic unit of work repository olsun. Yani orası normal bizim repository design pattern repository'si. Burada da bir generic yapı oluşturdum ve bunun üzerinde ilerliyor olacağım. Peki burada ne yapmam gerekiyor? Burada şöyle bir işlem yapacağım. Diyeceğim ki sen öncelikle bir t değeri alacaksın. İki nokta üstte i generic unit of work unit of work daldan miras alacaksın. Kontrol nokta dedim ve bunu kullan. Daha sonra ver senin bu t değerin iki nokta üstte bir class olmalı. Çok güzel. Sonra kontrol nokta ile nerede bu implement interface? Ha pardon şuraya da bir t değeri göndereceğim. Tamamdır şimdi oldu. Ardından geldim implement interface dedim ve buradaki hata ortadan kalkmış oldu. Şimdi generic repository'e baktığınız zaman biz burada context'i her bir metodun içinde using üzerinde çağırarak ilerlemiştik. Bu kez böyle yapmayacağım. Bu kez bir constructor döneceğim. Yani benim şu an bunu context sınıfı, daha doğrusu unit of work'ün multi update'ini buranın içine eklemememin sebebi constructor yapısını bozdu. Çünkü burada constructor oluşturup şu yapıyı komple bozmam gerekecek. Bu yapı bozulduğu zaman entity framework'teki bütün sınıfların değişmesi gerekecek. O yüzden yani ona çok ihtiyaç duymadım. Onun yerine yeni bir sınıfla işi çözebileceğimi düşündüm. Şimdi bakın. Sırada ne var biliyor musunuz? Sırada şu var. Private read only context. Kontrol nokta dedim. Entity data access concrete'i kullan. Buradan bir context file'ı örneklemiş oldum. Geldim alt direme ekledim. Sonra sen diyeceğim public olacaksın. Güzel. Ardından class'ta kontrol nokta dedim ve generate constructor ile geldim burada yapıcı metodumu döndüm. Şimdi insert işlemi sırasında normal şartlar altında ne yapmam gerekiyor? İşte alt direkt context nokta add parantezine t'den gelen değer
context.savechains demem gerekiyor. Şimdi eğer ki ben burada savechains'i kullanırsam o zaman unit of work tanımlamamın hiçbir esprisi kalmaz. Bizim savechains işlemini başka bir metotta ya da başka bir sınıfta tanımlamamız gerekiyor. Burada olmayacak. Update işleminde diyeceğim ki işte alt tire context nokta update parantez içinde t'den gelen değer. Güzel. Ve son olarak multi update'te de alt tire context nokta, şimdi context nokta dedikten sonra multi update için şöyle bir seçenek var. Update range diye bir metot var. Update range parantez içerisinde benden bir tane obje istiyor. Ben burada obje değeri olarak t'yi göndereceğim. Ve t'yi gönderdiğim için aynı anda birden fazla değere göre güncelleme işlemi gerçekleştirme şansı yakalıyor olacağım. Güzel, bunu da yaptık. Devam ediyorum. Kaydettim. Şimdi data access'e sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Bir yeni klasör daha ekliyorum. Klasörümün ismi Unit of Work olsun. Şimdi Unit of Work isimli bir tane klasör ekledim. Klasörün içerisine sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Bir yeni item. Birinci itemımız bir interface olacak. Buranın ismi I Unit of Work dal olsun. I Unit of Work dalı tanımladım. Sadece Access Modifier olarak public olacaksın. Ardından buraya bir metot ismi geçeceğim. Metodun ismi void save olsun. Yani işte değişiklikleri kaydedeceğimiz metodumuz. Şimdi bu metodun imzasını tanımladım. İmza varsa mutlaka bir yerde bunun için doldurulması gerekiyor. Unit of Work'e sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Bir yeni class tanımlayacağım. Bu class'ın ismi de Unit of Work dal olacak. Bakın diğeri interface I Unit of Work daldı. Burası ise sadece Unit of Work dal. Burası da public olsun. Güzel. Sonra sen diyeceğim iki nokta üstte I Unit of Work daldan miras al. Control nokta dedim. Implement interface dedim ve save metodu buraya geldi. Şimdi benim burada yine bir kontekste ihtiyacım var. Bu kontekstleri biz base bir konteksten miras alıp sonrasında Entity Framework'ta eşleştirmiş olacağız. Zaten şey tarafında da işte business tarafında da. Şimdi burada şöyle bir işlem var. Yine constructor döneceğim. Döndüm. Tamam. Şimdi işlem şu. Benim burada ne yapmam gerekiyor? Save metodunun için doldurmam gerekiyor. Save metodunun için doldurabilmek için ne diyeceğim? Alt tire context.save change. Bakın kontekstten gelen değişiklikleri kaydet. Bunun hangisi olduğunu nasıl yakalayacağım? İki tarafta da constructor oluşturduğum için Unit of Work'ü çağırdığımda veya işte öncesinde ilgili generic repo'daki metodum ya da EF'deki sınıfım artık neyi çağırıyorsam çağırdığımda aynı konteks üzerinde işlem gerçekleştiriliyor olacak. Çok güzel. Şimdi Entity Framework'e geldim. Entity Framework'e sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Bir yeni class tanımlıyor olacağım. Class'ın ismi EF Account Dal olsun. Şimdi EF Account Dal isminde bir tane sınıf tanımladım. Güzel. Sen diyeceğim public olacaksın. Ardından iki nokta üst üste. Sen generic unit of work repository'den bir miras al bakalım. Kontrol nokta dedim. Bunu kullan. Çok güzel. Ardından küçüktür sembol içerisinde benden bir t değeri bekliyor. T değeri olarak neyi göndereceğim? Account'u göndereceğim. Kontrol nokta dedim. Bu da güzel. Sonra sen I account daldan da miras al. Çünkü sadece bu entity'ye özgü bir metot tanımlanabilir. Çok güzel. Şimdi daha önce biz Entity Framework sınıfımızı tanımlarken generic repository tarafına böyle bir hata gelmiyordu. Şimdi buradaki hataya baktığım zaman diyor ki There is no argument given that corresponds to the required formal parameter context of generic unit of work repository account generic unit of work repository context şeklinde. Yani burada bana şunu söylüyor. Diyor ki sen diyor generic unit of work repository'den miras aldın ama o tarafta constructor döndün. Yani yapıcı bir metot tanımladın. O zaman burada da bir injection işlemi uygulaman gerekiyor. Yani burada da bir şekilde constructor dönmen gerekiyor. Ctr tap tap dedim bakın. Constructor'ı oluşturduktan sonra buradaki hata ortadan kalktı. Ama hala benden beklentileri var. Diyor ki senin generic unit of repository'de bir context değeri girmişsin. O zaman burada da böyle bir yapı kurman gerekiyor diyor. Sen diyeceğim. Sen context sınıfından kontrol nokta dedim. Şöyle bir context değeri al. Tamam, context değeri de aldım. İyi, tamam, bu parametre olarak geçti ama hala tanımlanan konteksti sen buranın içerisine enjekte etmedin ya da injekte etmedin. Onu nasıl yapacağım? Onu şöyle yapacağım. Base
parantez içerisinde. Bakın base dedikten sonra benden ne istiyor? Account karşılayacak olan context'i istiyor. Geldim context'i verdim. Bunu verdiğim zaman böylece generic unit of work repository'de tanımlamış olduğum constructor yapıyı buranın içerisine enjekte etmiş olduk. Hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum. Geldim solution tarafına, ardından business katmanına geldim. Abstract tarafına sağ tuş ekle, bir yeni interface ismi iAccount Service olsun. Şimdi iAccount Service'i buranın içerisine dahil edeceğim. Public. Aslında iAccount Service'de de iAccount Generic Service yapmadık. Yani çok da gerek yok generic'ten almasına. Çünkü zaten tek bir sınıf, başka bir sınıf. Ama yarın öbür gün Unit of Work'e başka sınıflar eklenebilir mi? Neden eklenmesin? O yüzden şöyle yapalım, ekle diyelim. Bir klasörde. Aslında bunlar böyle şey olarak ayrılabilirdi yani. Hani Unit of Work Abstract gibi bir şeyle ayrılabilirdi. Yani bir folder structure oluşturabilirdik biz burada. Çünkü farklı yerlerden geliyor. Mesela şunu şöyle yapabilirdim ben. Abstract Unit of Work gibi bir şeye dönüştürebilirdim. Çok daha güzel olurdu. Şimdi bunu dönüştürdüğüm zaman şöyle bir şey olabilir. Sen diyeceğim. iAccount Service'ı şöyle ismini kopyalayalım. Şunu silelim. Ardından şuranın içerisine tekrar oluşturalım. Yeni bir class diyeceğim. Sen interface ol. Geldim buraya bunu yapıştırdım. Güzel. iAccount Service artık buranın içerisine yer alsın. Public. Sonra buraya ben bir tane de generic bir servis tanımlayacağım. Bir yeni interface daha diyeceğim. Şöyle ismi iGeneric Unit of Work Service olsun. Burası da generic servisimiz olarak bizi karşılayacak. Şimdi sen public olacaksın. Güzel. Sonra bizim şunu kapattım. iGeneric Unit of Work dala geldim. Şu üçünü kopyaladım. Bu kopyaladıklarımı şuraya yapıştırdım. Başlarına birer tane t değeri gönderiyorum. Bir de sen diyeceğim şurada bir t argümanı al. Güzel. Bakın böylece başlarına birer t değeri ekleyip manager'da, yani serviste daha doğrusu yazmış olduğum metotlarla generic dalda yazmış olduğum metotları birbirinden ayırmış oldum. Güzel. Şimdi bunu kaydettim. Ardından iAccount Service'e geldim. Diyeceğim ki sen 2.3'te iGeneric Unit of Work Service'den miras alacaksın. Küçüktür sembolü içerisinde. Peki buraya TDR olarak ne gelecek? Account gelecek. Control nokta dedim ve Entity Layer Concrete'i burada kullandık. Tamamdır. Bunları da tanımlamış olduk. Kapatıyorum hepsini. Şimdi artık bize ne lazım? Bize bir manager lazım. Concrete'e sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Buraya bir klasör daha ekleyeceğim. Klasörümün ismi. Klasörümün ismi. Burası ne olsun? İşte account. Pardon, klasörün ismi Unit of Work Manager olsun. Ya da Unit of Work Concrete olsun. Concrete. Üst katta da tadilata başlarsam. Abstract Unit of Work demişim. Buraya da Concrete Unit of Work diyelim. Şunu kestim, geldim şuraya yapıştırdım. Tamam. Şimdi Concrete'e sağ tuşa tıkladım. Bir yeni class tanımlayacağım. Klasımın ismi Account Manager olsun. Account Manager isminde bir tane class tanımlamış oldum. Public ol. 2.3 üstte. Şimdi sen bir yerden miras alacaksın. Nereden miras alman gerekiyor seni? Tabii ki iAccount Service'den. Control nokta dedim ve bakın using business layer nokta abstract nokta abstract unit of work namespace'i dahil olmuş oldu. Control nokta ile implement interface dedim ve metotlarımı buraya ekledim. Şimdi private read only iki tane file oluşturacağım. Birinci file'ım iAccount daldan gelecek. Kontrol nokta ile burayı örnekledim ve account dalı buranın içerisine dahil etmiş oldum. Bu bir. İkincisi de private read only i unit of work daldan gelecek. Kontrol nokta dedim. Burada da UOV dalı örneklemiş oldum. Sonra kontrol nokta ile burada constructor'ımı geçiyorum ve her iki file'ım içinde constructor'ımı tanımlamış oldum. Çok güzel. Şimdi geldim ekleme işlerine. Bakın yapacağım şey şu. Alt tire account dal nokta nokta insert parantez içinde t. T'den gelen değeri kaydet. Sonra değişiklikleri yansıtmak için de alt tire unit of work dal nokta. Zaten tek metot save. Save metodunu çağır. Bu şekilde. Ardından mesela multi update de yine alt tire account dal nokta multi update parantez içinde t. Hemen altına alt ile unit of work dal nokta save metodunu çağır. Update işlemi de yine
alt tire account down nokta update parantez içinde t'den gelen değer ve alt tire unit of work down nokta save. Merhabalar, şimdi video kaydı durdu 25. dakikada, tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Account Manager tamamlandı. Şimdi bizim bir tane container'ımız var ve bu container içerisinde extension'ımız vardı. Bu extension içerisinde de işte bir takım scope'larımızı tanımlamıştık. Burada da yine aynı şekilde tanımlamam gerekiyor. Şöyle services.addScope diyeceğim. Küçüktür sembol içerisinde sen diyeceğim I unit of work, pardon, I account service kontrol nokta dedim. Bunu kullan, virgül account manager kontrol nokta dedim. Bunu da kullansın. Şöyle noktalı virgülünü koydum. Bu bir. Sonra services nokta add scoped yine küçüktür sembol içerisinde I account dal virgül f account daldan gelsin. Noktalı virgülünü koydum. Çok çok güzel. Hiçbir problem yok. Şimdi buraya bunların dışında bir şey daha ekleyeceğim. Services nokta add scoped yine küçüktür sembol içerisinde I unit of work dal diyeceğim. Kontrol nokta bunu kullan. Virgül unit of work dal diyeceğim. Bu da sınıfım geldi. Şöyle burada da noktalı virgülümü koydum ve registration işlemini gerçekleştirmiş oldum. Çok güzel. Şimdi UI katmanına geliyorum artık. Bunları kapatabiliriz. Ardından controller tarafına geldim. Pardon, arayanın admin controller'ı da çalışalım. Şöyle ekle diyelim. Bir yeni controller tanımlayalım. Burası bir account controller olsun. Şöyle ismi account controller olsun. Güzel, account controller'ı burada geçtik. Şimdi öncelikle diyeceğim ki sen bir arayasın ve admin arayasısın. Senden giriş yapma zorunluluğunu kaldırmak için allow anonymous kodunu ekliyorum. Anonymous kontrol nokta dedim. Şöyle en alttaki seçeneği seçtim. Güzel. Şimdi buraya geldim. Private read only. Sen diyeceğim I account. I account servisi bize burada bir çağır. Şöyle bir account servis değeri örneklemiş olalım. Alt-tire'mi ekledim. Çok güzel. Başka bir unit of work falan çağırmama gerek yok. Çünkü business katmanında o işlem zaten gerçekleştirecek. Mesela bu ders aynı zamanda business katmanı ne işe yarar sorusuna da çok böyle yine somut örneklerden birisi. Kontrol nokta dedim. Generate constructor deyip şurada constructor'ı geçtim. Şimdi amacımız ekleme işlemi yapmak. HTTP get, yani pardon, güncelleme işlemi yapmak, özür dilerim. Ve HTTP post. Public I action result, I action result yine bir index metodu tanımlıyorum. Bu tanımlamış olduğum ikinci index metodu, bir tane parametre alsın. Süslü parantezimi açtım. Şimdi sanacağım gereği yine return view döndür. Tamam, bunda bir problem yok. Alacağı parametre ne olacak biliyor musunuz? Şimdi bizim para gönderme işleminde birden fazla ID'miz var. Yani ben burada mesela account sınıfından bir örnek alırsam, şayet account'tan diyelim bir P veya işte account parametresi örneği aldım. Şimdi böyle yaptığım zaman, şimdi benim amacım güncelleme işlemi yapmak ya. Mesela şöyle göstereyim. Bakın. Siyahı seçelim şöyle. Şimdi benim olayım şu. Bana ne lazım? Bir gönderici lazım. Bir alıcı lazım. Bir tutar lazım. Bir yeni bakiye gönderici lazım. Bir de yeni bakiye alıcı lazım. Yani benim şu an burada olması gereken 5 tane property'ye ihtiyacım var. Şimdi bunu yapabilmem için benim 5 tane property'ye ihtiyacım var. Ama account sınıfı içinde 2 tane property var. Bu ID'yi san. Hadi ID'yi de alalım. 3 tane property var. Yani ben burada account üzerinde çalışırken ya gönderici için çalışabilirim ya alıcı için çalışabilirim. İkisi birlikte çalışamam. İkisiyle beraber çalışabilmem için benim bir model dönmem gerekiyor. Geldim modelime, sağ tuş ekle bir yeni class. İstiyorsanız bunu da data transfer object içine de alabilirsiniz. Şimdi sen diyeceğim ismin account view model olsun. Böyle bir isim oluşturuyorum, account view model. Şimdi account view model şöyle prop tap tap public int. Önce bize ne lazım? Bir gönderici lazım. Sender ID. Gönderici ID. Sonra bir tane alıcı ID lazım. Receiver ID olsun. Güzel. Ondan sonra bize bir desimal türünde amount lazım. Yani miktar. Güzel. Sonra desimal türünde sender new
Balans yani işte göndericinin yeni bakiyesi, bir de alıcının yeni bakiyesi. Burası da receiver new balance dedim. Bakın bu şekilde 5 tane property'mi tanımlamış oldum. O zaman sen diyeceğim burada account sınıfından alma. Account view modelden al. Kontrol nokta dedim. Bunu kullan. Ardından buradan da şöyle bir model parametresi geçmiş ol. Güzel. Şimdi bunun içerisine geldim. Diyorum ki mesela var value. Önce mesela neyi alsak? Önce göndericinin ID'sine göre işlem gerçekleştirebilir miyiz? Çünkü güncelleme yapacağım. Şöyle diyelim var value 1. Yani değer 1. Eşittir. Alt tire account service nokta. Şimdi ben güncelleme yapacağım. Evet. Güncelleme yapabilmem için benim bir şeye daha ihtiyacım var. Nedir o? ID'ye göre veri getirme işlemi. Bir küçük unuttuğumuz şey var. Onu hemen eklemem gerekiyor. Data Access'e gidelim. Şöyle. Abstract'ta I generic unit of work dala geldim. Şimdi bizim burada ID'ye göre veri getirmemiz gerekiyor. Diyeceğim ki T türünde get by ID parantez içinde bir ID parametresi alsın. Noktalı ürünü koydum. Bu bir. I generic unit of work dala buna ekledim. Devam ediyorum. Ardından Entity Framework'e geldim. Pardon. Repository'e geleceğim. Generic unit of work repository zaten hata verecektir. Geldim. Kontrol nokta dedim. Implement interface dedim. Sen diyeceğim. Burada bana return alt tire context nokta set küçüktür sembol içerisinde t nokta find parantezinde id. ID'den gelen değere göre bul. Tamamdır. Çok güzel. Bunda da bir problem yok. Şimdi bunu tabii manager'da da çağırmak gerekiyor. Bizim metodumuzu bir daha gidelim şurada. Şunu geldim şöyle kopyaladım. Tamamdır. Şimdi business katmanına gidiyorum. İlk önce abstract'ta şurada I generic service değil, pardon şurası. Geldim. Ctrl V dedim, yapıştırdım. Sen diyeceğim target by ID ismiyle anıl. Tamamdır. Ardından concrete'e geliyorum. Concrete tarafında da sen account manager'a geldim. Şurada kontrol nokta dedim. Implement interface dedim. Sen diyeceğim burada bana şunu getireceksin. I account dal nokta get by ID parantezinde ID'ye göre. Tamamdır. Çok güzel. Başına da bir tane return eklemiş olalım. Güzel. Hiçbir problem yok. Tamam. Şimdi eklemelerimizi yaptık. Tekrar döndüm buraya. Sen diyeceğim nokta get by ID geldi. Bakın t get by ID parantez içerisinde. Şimdi neye göre gelecek bu? Sen diyeceğim ilk etapta şuna göre geleceksin. Modelden almış olduğun nokta mesela sender ID, yani burası göndericinin ID'si olsun. Yani burası göndericinin ID'sini tutacak. Güzel. Yani göndericinin ID'sine göre daha doğrusu verileri getirecek. Ya ben mesela işte 2 gönderdim diyeyim. Komple şu satır value 1'in içinde olacak. Sonra bunun aynısını ikinci için yani alıcı için, hatta bunları şey mi? Value sender diyelim ya, buraya daha açıklayıcı olsun. Burası da value receiver olsun. RC iyi var. Receiver eşittir alt tire count service nokta target by id parantezinde model nokta receiver id. Burası da alıcının id'sine göre hareket ediyor olsun. Süper. Buraya kadar bir problem yok. Şimdi biz neyi alacağız input'tan? Şimdi sender id alacağız. 1. Receiver id alacağız. 2. Amount alacağız. 3. Yani benim bunları alıyorsam eğer, o zaman yeni bakiye bilgilerini vermem gerekiyor. Peki yeni bakiye bilgilerini şöyle versem olur mu? Amount'tan gelen değer. Mesela şöyle yapsam arkadaşlar, yeni bakiye bilgilerinde. Yeni bakiyeyi bulabilmek için şöyle yapabilir miyim mesela? Value sender'ın bakiyesi eşittir. Value sender'ın bakiyesi eşittir. Hatta şöyle eksi eşittir. Yani sonuçta göndericinin hesabından para azalacak. Modelden gelen amount tutarı. Noktalı virgülünü koydum. Modelden gelen amount'u value sender'ın balansından çıkar. O zaman aslında şu new sender balansa falan gerek kalmıyor ya. Bunlara ihtiyaç yok. 3 tane property ile çözelim. Sonra geldim. Value receiver'ın balansı. Value receiver'ın yeni balans eşittir. Modelden gelen
amount'u bunun üzerine ekle. Güzel. Ekleme işlemi gerçekleştirmiş olduk. Şimdi benim bunları multi update almam gerekiyor. Ama multi update alabilmek için, yani normalde ne yapmam gerekiyor? İşte account service.t multi update parantezine benden bir t değeri bekliyor. T değeri olarak ben gidip buradan modeli dönemem. Olmaz. Çünkü t değeri bir obje olmalı. Ben burada bir listeden nesne türetip liste entitesi olarak tanımlasam olur mu? Yani şöyle list account dedim mesela. Ardından ismi modified account, yani işte modifiye edilecek olan, güncellenecek olan account bilgisi eşittir new list account, parantezimi açıp kapattım. Ardından süslü parantezimi açtım. Alt satıra indim. Şimdi bu aralığa ben iki tane liste ögesi döneceğim. Bir tanesi işte liste ögesinin biri value sender, virgül ikincisi de value receiver. Böylece bunları bu aralıkta yazdığım zaman bana neyi sağlıyor olacak? Bunların değerleri bir liste değeri olarak gelecek ve bunların tamamını ben modify account'un içinde tutacağım. Yani modify account objesinin içerisinde artık iki tane değer var. Hem value sender'ın değerlerini alıyor hem de value receiver. Yani şöyle düşünün. Bir tane daha şekil çizeyim. Şimdi yani bir breakpoint atıp bakarsanız aslında çok rahat görürsünüz bunu. Mesela şöyle işte şurada bir modified account isminde bizim objemiz var ya. Bunun altında mesela şurada value sender olacak. Value sender. Sonra value sender'ın altında da şurada da işte ID. Ondan sonra devam ediyorum aynı şekilde. İşte balance ID, balance ve bir de name bilgisi tutulacak. Bunlar tutulacak. Sonra şu aynı hizada olsun. Sanırım olduğu gibi. Hatta bir tane daha bırakalım. Bir de receiver sender var. Şey pardon, receiver ya value receiver var. Value receiver. Geldim buraya. Sen diyeceğim işte value receiver olarak. Burada da aynı şekilde bir ID var. Sonra indim alta. İşte bir balance var. Bir de name var. Tamam mı? Bu şekilde. Bakın. Modify account en üstte. Bunun altında yani şunlar açılacak. Value sender. Value sender'ın içinde bunlar var. Value receiver. Value receiver'ın içinde de bu 3 property bizi karşılıyor olacak. Bunu da şöyle kaydetmiş olalım. Güzel. Şimdi o zaman burada ben modeli dönmeyeceğim. Neyi döneceğim? Modify account'u döneceğim. Modify account'u dönersem işlem tamamlanır. Bu şekilde. İşte Unit of Work'ün çalışma prensibi böyle. Peki indekse sağ tuşa tıkladım. Add View dedim. Add View dedikten sonra Razor View. Bizim admin layout'umuzu kullansın, ekle dedim. Bir deneme yapalım. Yani şu anda aynı anda iki farklı kişiye işte birinden parayı azaltıp öbüründe arttırabiliyor muyuz? Yani istiyorsanız bunları drop down'a da bağlayabilirsiniz. Ben artık ID bazında çalışacağım. Çünkü amacım Unit of Work'ün çalışma prensibini anlatmaktı. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi bekliyorum gelmesini. 38 dakikayı gördük şu anda. İyice uzadı ders sürelerimiz. Bekliyorum gelmesini. Gelsin bakalım bu kısım. Şimdi geldi. Burası H3 olsun. İsmi Unit of Work. Unit of Work. Üye. Hatta üye değil. Personel. 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 Prim transferi olsun. Prim transferi. Tamamdır. Personele prim gönderiyor olacağız. Şimdi sen diyeceğim et model olarak ne alacaksın? Yine modeli görmedi. Böyle Visual Studio bazen yakalayamıyor burayı. Model dedim. Sen account view modeli alacaksın. Güzel. Ardından form metot eşittir post olduğu zaman çalışacak burası. Küçüktür. Label. Label'ımın ismi gönderen dedim. Input type eşittir. Type eşittir text. ASP for eşittir. Kim için çalışacak burası? Sender ID için. Ve class'ımız eşittir. Form tire kontrol olsun. Güzel. Sonra BR'ye bir boşluk bıraktım. Geldim bu üçünü kopyalıyorum. Bize bir alıcı lazım. Bir miktar lazım.
Bir de bu ton lazım en altında. Gönderen, alıcı, miktar. Alıcı receiver ID olacak. Ondan sonra miktar da amount olacak. Gönderen, alıcı, miktar. Bu tonumuzun klası eşittir. BTN boşluk, BTN tire outline warning gelsin. Outline, şurayı warning yapalım. İsmi de hesaba aktar gibi böyle bir isim vermiş oldum. Güzel. Sağ tuş. Tarayıcı üzerine göster dedim. Bakalım uygulama ayağa kalkınca çalışacak mı? Beraber kontrol sağlayalım. Ekliyorum gelsin. Unit of work, personel print transferi bu şekilde karşılıyor olacak. Şimdi admin/account/index sayfası üzerinden uygulamamız bir ayağa kalksın. IIS ayağa kalktı. Bekliyorum gelmesini. Geldi. Şimdi bakın gönderen, mesela şu anda baktığınız zaman işte verilerimizde bu şekilde 10.000, 25.000, 30.000 var. Mesela Ezgi Merve'ye 7.865 TL göndersin. Hesaplara bastım. Yani burada belki bir işte mesaj döndürülebilir. Bir return view, yani bir view back mesaj falan. Belki bir alert döndürülebilir. Sweet alert tarzında bir şey olabilir falan şeklinde. Geldim SQL, execute SQL dedim. Bakın Ezgi'nin hesabında 2.135 TL kaldı. Merve'nin hesabında ise 32.865 TL oldu. Demek ki bu kısımda başarılı bir şekilde çalışıyor. Yani üzerine bir şeyler koyun. Belki eğitim bitmeden önce söz vermeyeyim diyeyim ama belki yaparız gibi geliyor. Yani bu gönderenle alıcıyı bir drop down'la falan çekebiliriz. Hani biraz daha şey olsun. Biraz daha böyle profesyonel dursun. ID'ler üzerinde çalışmayalım ama çalışma mantığını çok net anladığınızı düşünüyorum bu kısmın. Bu kadar. Şimdi ne kaldı geriye? Şunları bir kapatalım. Bizim CQRS'te 1-2 eksiğimiz kalmıştı. Comment'de guide comment'le çalışıyorduk galiba. Aynen. Create işlemi oluşturduk. Şimdi onun silmesi ve güncellemesi var. Silmesini ve güncellemesini yapmamız gerekiyor. Aslında onları da yapsak mı bu derste? Onu da diğer derse bıraksak olur mu ya? Biraz böyle bir ilk defa konu atladım. Hiç atlamamıştım. Güzel ilerliyorduk. Bunu müsaadenizle diğer derse bırakacağım. Çünkü ya Unit of Work dersi olsun bu. Gelecek derse bırakalım. Peki gelecek derste ne yapacağız? Gelecek derste arkadaşlar Signal R diyelim mi? Sanki signaller diyebiliriz gibi hissediyorum da. Ama böyle projenin de eksikleri var. Onları da toparlamak istiyorum. Yani mesela şurada bizim işte default indeksimiz falan vardı. Orada mı? Orası da mı? Allow Anonymous. Neyse. Yani böyle bir şeyleri düzeltmek gerekiyor. İşte örneğin default sayfasına erişim herkesin açık olması gerekiyor. Şu sol menünün bütün linklerinin verilmesi gerekiyor. Mesela sol tarafta bakın bu şekilde. Bir kere şöyle bir sayfa gelmemeli yani. Bu hiç doğru bir sayfa değil. Bizim burada 404 değil, işte bu sayfaya erişim izniniz yok, login olmanız gerekiyor gibi bir sayfaya yönlendirmemiz gerekiyor. Aslında gelecek dersten itibaren biraz proje çalışalım. Yani projede revizelere gidelim. Sonra 3-4 ders bunu yapalım. Çünkü bu yaklaşık 2-2,5 saat falan sürer diye tahmin ediyorum. Ortalama 50 dakika falan çalışıyoruz çünkü. Yani 4 ders sürse sonra 81'den itibaren signaller diyelim. Sonra bir Elasticsearch ve RabbitMQ diyelim. Yani bu aslında mikroservise de dönüşürmüş gibi hissettim projede. Yani bu proje kesinlikle bir mikroservise dönüşürdü ama en başta yapmak lazım. Şimdi artık çok geç. Entire'da repository üzerine inşa ettik. Güzel. Daha da güzel olacak inşallah. Videoyu beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Biraz daha etkileşimimiz artıyor. 77. dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gelecek derste görüşmek dileğiyle.